Natural and Travel kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Trabzon, Akçaabat'tan hepinize merhaba diyoruz. Natural and Travel kanalı olarak bugün çevremizden veya evimizde bulabileceğimiz geri dönüştürülebilir malzemelerle birlikte kuş yuvası tasarımı yapacağız. Malzemeleri Samet aktaracak size. Elimizde sprey boyalarımız var. Bir adet yapıştırıcımız var. Daha önce kullanıp atmadığımız konserve kutularımız, bahçeden topladığımız çalı ve bir miktar otumuz var. Bunlarla beraber yuvamızı yapacağız. Haydi başlayalım. Bu konserveleri ilk öncelikle boyayacağız Samet de. Bunu niye boyadığımızı arkadaşlarımıza açıklayabilir misin? Şöyle söyleyeyim, bunlar metal olduğu için paslanmasını engellemesi ve dayanımını arttırmak için böyle bir şey yapıyoruz. Hem bunu farklı renklerle boyayıp daha farklı dekorasyonlar yapabilirler değil mi? Ya o kişiye bağlı. Bizim elimizde boyalar var. Beyaz boyamız var. Bunları kullanacağız. Elinizde farklı bir mavi, yeşil farklı boyalarınız varsa onları farklı iplerle süsleyerek de asabilirsiniz. Biz elimizdeki malzemeler bunlar. Bunları kullanıyoruz. Ben boyamaya başlıyorum. Tamam. Gördüğünüz gibi spreyle boyadıktan sonra biraz onları bekledik ki kurusunlar. Hemen boyanın üstüne işlem yapmayalım. Şimdi ağzını çalılarla birlikte kapatacağız. Yabani hayvanlar kuşları rahatsız etmesin. Yuvalarında onları avlamasınlar diye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi boyanın ardından çalılarla da etrafını yapıştırıp kapattık. Kuşun girebileceği şekilde en dışında kamufle olarak otlarla yapıştırıp işlemimizi devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bugünkü amacımız olan kuş yuvası tasarımını Samet'le birlikte yapmış bulunmaktayız. Sizler umarım daha iyilerini yaparsınız. Biz elimizde olan imkanlarla bu kadarını yapabildik. Ve şimdi bunları doğaya kazandıralım mı? Haydi. Bir tane yuvayı buraya yerleştirdik. Diğer yuvayı da Samet abi oraya yerleştiriyor. Videoyu daha fazla uzatmaya gerek yok. Diğer iki yuvayı daha yerleştireceğiz. Mutlu olmak için yaşayın. Mutlu edin. Mutlu olun.
Abone olmayı unutmayın.